Adamlar donumuza kadar veriyorlarmış. Başka kullanıcılarla sizle ilgili bilgi topluyoruz diyor. Yani siz zaten o dataları verdiniz. Zaten o datalar alındı. Bu noktaya kadar hepimiz bunu biliyoruz. Bundan sonra önemli nokta şu. Peki nasıl sileceğiz? Nasıl kurtulacağız? Ben WhatsApp'tan bundan sonra kullanmak istemiyorum. Benle ilgili bilgi almak istemiyorum. WhatsApp'ta şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde WhatsApp satılırken dediler ki WhatsApp'ı satıyoruz Facebook'a ama hiçbir şekilde kişisel veriler bilmem neler ıvırlar zıvırlar paylaşılmayacak Facebook'la. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Sadece ve sadece iletişim için kullanılacak. Buraya kadar her şey normal. Ancak dün bir haber yayınlandı. Şubat ayında WhatsApp'ın politikasının değişeceği ve değişeceği bu politikanın sonucunda da WhatsApp'ın diğer bütün Facebook servisleriyle beraber aynı şekilde işlem göreceği, orada paylaşılan tüm verilerin toplanılan tüm verilerin Facebook'la paylaşılacağı yönünde bir haber çıktı. Yani haşırttı Blackboard. Türkiye'de en çok kullanılan mesajlaşma programı tamam WhatsApp da daha fazla kullanılan durumlar var. Mesela biz şeyi kullanıyoruz çoğunlukla. Instagram'ı kullanıyoruz. Instagram zaten Facebook'un ve Instagram'da yaptığınız bütün görüşmelerle bütün kullanım datalarınız, tüm profilleriniz her şeyi zaten Facebook alıyor. Yani siz zaten o dataları verdiniz. Zaten o datalar alındı. Oradan yapacak hiçbir şey yok. Zaten gitti onlar. Instagram kullanıyorsanız zaten Facebook'un elinde onlar var. Onun dışında hani WhatsApp'ta yaptığınız özel ikili konuşmalar bilmem neler gitmesin de diyorsanız ya da Instagram kullanmıyorum, Instagram ben kullanmıyorum falan diyorsanız o zaman eyvallah. WhatsApp.com bir açalım bakalım. WhatsApp operate edebilmek için bazı dataları toplar arkadaş diyor. Burada bir dikkatli okumanız gereken şey var. Diyor ki adam sizin diyor normal şartlar altında doğal olarak böyle bir application'da başka bir şansınız yok. Mesajlarınız telefonunuzda durur diyor. Telefonunuzdan alıp da diyor karşı tarafa iletildikten sonra diyor makinesine ulaştıktan sonra diyor serverlardan silinir. Onun dışında da hiçbir zaman serverda tutulmaz. Önce diyor ki serverlarda tutmuyoruz hiçbir şey. Sonra diyor ki serverlardan silinir. Yani karşı taraf açana kadar serverda durduğunu da kendisi de kabul ediyor. Zaten aşağıda da açıklamış. Eğer anında o an gönderilemezse encrypted şekilde 30 gün boyunca tutar ve deliver etmeye çalışırız. Gönderileme ulaşamazsa karşı tarafa. 30 gün sonunda ulaşamazsa siliniyor. SMS'lerde de o vardır bu. 48 saat dener operatör göndermeyi. Ulaşamazsa siler. Medya gönderirseniz encrypted olarak ellerinde varmış arkadaşlar. End-to-end encryption var. End-to-end encryption ne demek biliyor musunuz? Chat anlatayım mı? A'dan Z'ye attığınız zaman mesaj aradaki hiç kimse tarafından okunamıyor. İddia bu. Bütün mesajlarınız şifrelenmiş bir şekilde biz veya başka bir third party yani üçüncü parti firmanın bunu görmesi veya okuması mümkün değil diyor. WhatsApp'a ne zaman girdiniz, çıktınız, ne yaptınız, WhatsApp'ta ne kadar durdunuz, kimle konuştunuz, ne kadar süre konuştunuz, nasıl konuştunuz hepsini tutuyormuş arkadaşlar, haberiniz olsun. Ödemeleriniz, profil fotoğraflarınız, about information'ınız her şeyini topluyorlar, tamam mı? Ama bu normal. Bak dostum bunu zaten herkes yapıyor. Siz bunların yapılmadığını düşünüyorsanız, düşünecekseniz buna özel bir uygulama alın bulun. Bunlar zaten yapıyor oğlum bunları. Eğer lokasyonu açarsanız da nerede olduğunuz ya, kaçta kalktınız, kaçta yattınız, kimle yattınız, nasıl yattınız, tek mi yattınız hepsini alıyoruz diyor kısacası. Cookie bilgilerini tutuyoruz diyor. Tamam bak cookie okeyim. Buraya bir şey açıklamak istiyorum önemli. Bugüne kadar telefonunuza kurduğunuz mobil uygulamaların %99.9'u zaten hali hazırda bu verileri topluyor dostlar. Biz burada binlerce VPN, binlerce browser, binlerce Insta tool'u, WhatsApp tool'u, bilmem nesi, ıvırı zıvırı hepsini inceledik. Bizim burada şu anda yaptığımız sadece size bir farkındalık oluşturmak, bir şeyin farkına varmanızı sağlamak. WhatsApp'ı kullanırken zaten bunları veriyorsunuz. Bunlar zaten gidiyor. Burada yapacağınız en mantıklı hareket bu tarz bir şeyin verilmesinden endişe ediyorsanız telefonunuzu işte VPN'le kullanırsınız. Sahte bilgilerle doldurursunuz. Kişisel profil bilgilerinizin tamamını sahte şeylerle doldurursunuz. 18 yaşında değil 48 yaşındasınızdır 18 yazarsınız. Erkeksinizdir kadın yazarsınız. Böyle şeyler yaparak o profilin dışında çıkarsınız. Çıkmak istemiyorum kardeşim. Alsınlar ne olacak? Hiçbir mahsuru yok. Bunu da böyle de kabul edebilirsiniz. Yani ben şahsen sanki evimin içinde birisi beni izliyormuş gibi düşünüyorum bazen. Bazen de diyorum ki koy havan gitsin yani. Anlatabildim mi? O biraz tamamen size kalmış dostlar. Başkasına ne satıyoruz? Bak burası gıcık işte. Burada toplamalar önemli değil. Bunu topluyorlar. Zaten herkes topluyor. Bunu nereye gönderiyorlar? Burası önemli arkadaşlar. Ne? We receive information about you from other users mı? Başka kullanıcılarla sizle ilgili bilgi topluyoruz diyor. Ha tamam. Kontak bilgisinden adam bizle ilgili bilgi alıyor. Aa, korktum lan. Bunlar iki kullanıcı arasındaki paylaşımlar. Tamam sakin olun arkadaşlar. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Hayda. İşte bu yeni değişen hikaye arkadaşlar. Dikkat edin bak. Bütün servisler kendi aralarında bütün bilgileri paylaşıyorlar diyor.
Mesela web sitesinden WhatsApp share et falan diyorsunuz ya, onu kullandığınız zaman abi sizle ilgili bilgileri alabiliyorlarmış o firmadan. Mesela gittin Web Tekno'dan, bunu beğendin, hadi paylaşalım bunu, WhatsApp'tan paylaşalım dedin ya. İşte buradan WhatsApp'tan paylaşa bastığın zaman bu paylaşmaz. Senin gittiğini, kimle paylaştığın, kimle şey yaptığın, ıvır zıvır hepsini gönderiyorlarmış WhatsApp'a. Oğlum demin anlattığım her şey vardı ya, herifler hepsini marketing için kullanıyoruz diyor. Oğlum her şeyi gönderiyorum diyor. Mesajlar hariç her şeyi gönderiyorum diyor abi. Adamlar donumuza kadar veriyorlarmış. Bir tek mesajlarımızı vermiyorlar. Resimlerin hepsi heriflerde kalıyor. Haberiniz olsun, muhtemelen onları da kullanıyorlar. Resim videoların hepsi kullanılıyor olabilir, haberiniz olsun. Ha, orada bir sıkıntı var. Onu da gördük. Onları saklıyorlarmış. Mesaj karşı tarafı iletilmediği takdirde de mesajınız serverlarında duruyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu noktaya kadar hepimiz bunu biliyoruz. Bundan sonra önemli nokta şu. Peki nasıl sileceğiz? Nasıl kurtulacağız? Ben WhatsApp'tan bundan sonra kullanmak istemiyorum. Benle ilgili bilgi almak istemiyorum. Hani bunu da kafaya da çok takmayın. Hani çağımız biraz bilgi toplama çağı. Yapacak bir şey yok. Bir telefonunuza kurulu olan cihazların %99.9'unda bu bilgilerin hepsi toplanıyor zaten. Bunun için canınızı sıkmayın. Yapacak pek bir şey yok yani bu saat itibariyle. Hadi diyelim taktın kafaya. Silinsin benim her şeyim. Benim legal right'larım, kanuni haklarım neler? Onlara bakıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi data protection law'ları içerisinde erişim, düzeltirme ve silme, kısıtlama ve proses, yani datanızın belli oranda işlenmesini engelleme hakkına sahipsiniz. Şöyle yapıyor musunuz? Option'ların ve restrict'lerinle ilgili detayları şuradan alıyormuşsun. Avrupa'da yaşıyorsan GDPR var. Türkiye'de ne var bilmiyorum ama objection yapmak isterseniz e-mail adresine şunu dolduruyorsunuz. Tam adınız, e-mail adresiniz, WhatsApp fon numaranız, nerede yaşadığınız, fon modeliniz, software versiyonunuz bilmem ne. Ondan sonra diyorsunuz ki ben buna karşı çıkıyorum. İstemiyorum. Successful olduğunda istediğiniz gibi itirazınız değerlendiriliyor diyor. WhatsApp bayağı allengrikli arkadaşlar. Bence hiç silme milme olayına girmeyin. Kalsın. Re-register register falan engelliyormuş. Siliyorum dataları diyor. Ne kadar sildiği belli değil. Re-register'ı nasıl engelliyorsun abi? Demek ki telefon numarasını tutuyorsun. Bu kadar basit yani. İki tane büyük WhatsApp'a alternatifimiz var. Birincisi bu. Peşin söylüyorum, ben Telegram'ı seven bir adam değilim. Telegram'ın Ruslarla falan çok büyük bir ilişkisi içinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu benim cehaletimden de kaynaklanıyor olabilir. Ön yargılıyım, onu da peşin söylüyorum. Sevenlerine saygım sonsuz ama ben şahsen ön yargılıyım abi. Şimdi şöyle diyor ki, WhatsApp'ın aksine bütün konuşmalarınız, her şey serverlarımızda durur. Yazdığınız her şey, videolar, fotolar, mesajlar hepsi serverlarımızda şifrelenmiş olarak durur diyor. Cloud chatlerin hepsini tutuyoruz diyor. Secret chatler diyor. Uçtan uca encryption diyor. Tüm datalar diyor encryption diyor. Sadece sen ve karşıdaki bilirsiniz diyor. Secret chatlerinde kimle mesajlaştığını bile belli bir period of time'dan sonra, zaman geçtikten sonra bilmiyoruz diyor. Ama zamanı açıklamıyor. İki cihaz arasında çalışır bunlar sadece diyor. Cloud'da da durmaz diyor. Bir süre sonra da sileriz diyor. Ama ne kadar bir süre sonra acaba? Şimdi bak abi, şöyle dönüyor. Muhabbet şöyle dönüyor. Anlatıyorum. Senin uygulaman burada. Burası da Telegram. Bu da diğer kullanıcı. Sen datayı eğer public chat yaparsan zaten bütün data burada duruyor. Eğer sen datayı özel chat yaparsan, hani secret chat, o zaman datan buraya gidiyor ama hemen bir süre sonra buraya gidiyor ve burada da olan kırıntılarını bir süre sonra, ne zaman olduğu belli olmayan bir süre sonra siliyorum diyor. Eğer medya falan gönderirsen de şöyle yapıyor. Buraya bu medyanın dosyalarını yolluyorsun Telegram Cloud'una. Telegram Cloud'u da gidiyor bu adama anahtarı gönderiyor. Sen, bu adam geliyor buradan alıyor anahtarı, buradaki medyayı çözüyor. Sonra da gelip Telegram bir süre sonra bunu temizliyor. Provision için datanızı tutuyoruz diyor. 6 ay hiçbir şey yapmıyorsanız siliyormuş hesabınızı. Bak bu ne güzel bir şey ya. WhatsApp bunu yapsa ya ne güzel olur. Mesajlarınız ve medyalarınız dışında her şeyinizi paylaşabilir adam. Kendi şirket arasında da paylaşıyormuş. Biri Facebook olduğu için korkuyorsunuz da Telegram'da kendi şirketler arasında paylaşıyor yani bunu. Signal diye bir şeyden bahsediyordum ya size. Bu herifler hiçbir şekilde satmıyor, kiralamıyor, hiçbir şekilde gelir elde etmiyor senin kişisel bilginden veya ürettiğin içerikten, yani içinde yazdığın mesajdır, bilmem nedir, ıvırdır, zıvırdır. Hiçbir zaman. İşte adam gibi adamlık. Hiçbir bilgi eklemene gerek yok. Sadece telefon numaranı kullanıyoruz. Profile name, profile picture bilmem ne, hepsi opsiyonel. Sadece telefon numarası. Hani doldurduğum bilgi de end-to-end encrypted. Hiçbir şekilde decrypt edilemez. Message veya call'ların hiçbir şekilde açılamaz. WhatsApp gibi kendinde tutuyor historini. Telegram gibi cloud'da tutmuyor historini. Bak dikkat buraya. Buraya dikkat. Önemli. Yani WhatsApp'ın ve Telegram'ın en iyi özelliklerini toplamaya çalışıyor herifler. Anonymity vermiyor sana ama privacy veriyor arkadaşlar. Bakın bu iki kavram çok farklı kavramlar. Anonymity tamamen görünmezlik, bilinmezlik, kendini izole etmek, ayırmak demek. Privacy ise kişiselleştirmek, kendine özel kısmını korumak, kendinle olan kısmını korumak demek. Bu sana privacy veriyor ama anonymity vermez. Sizin derdiniz anonymity ise o zaman bunların hiçbirisi işinize yaramaz. Program open source, açık. Herkes gidip bakabiliyor içine.
abone olmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yazın, çanı açın. Yayına gelin yayına. Hadi abone olun, yayına gelin. Görüşürüz YouTube'cum. Abone olun oğlum.